Şimdi bir takım kurallardan bahsetmiş. Bir küme varmış. Kümenin elemanlarıyla ilgili. Biz kümemizi şöyle ele alabiliriz. Bizim kümemiz rasyonel sayı olmayan diyor. İrrasyonel demek. Yani bir sayı rasyonel değilse irrasyoneldir. Tam sayı olmayan, doğal sayı olmayan, irrasyonel sayı olmayan diyor. Biz şöyle bir küme oluşturabiliriz. Bir kere en içten doğal sayılar olacak. Doğal sayıların dışında tam sayılar olur. Onu da Z ile gösteririz. Bunun dışında rasyonel sayılar olur. Şöyle Q ile gösteriyorum. Bir de bunun bitişiğinde irrasyonel sayılar olacak. Onu da I ile gösteriyorum. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi bizim kümemiz bu elemanlardan meydana gelecek. Şimdi neresinin ne olduğu belli olmadığı için ben her bir bölgeye isim vereceğim. Şurası A olsun. Buradaki sayıların adedi. Bunlar B olsun. Şurası C. Bu da D. Şimdi rasyonel sayı olmayan diyor. Rasyonel sayılar burasıydı. Rasyonel sayı olmayan sadece D. D'miz 2'ymiş. Rasyonel sayı olmayan 2 tane sayı. Yani 2 tane irrasyonel sayı. Hatta biz bunu böyle demek yerine direkt şuraya 2 diyelim. Daha basit olur. Rasyonel sayı olmayan 2 tane. Tam sayı olmayan 3 tane. Tam sayı burasıydı. Bunun dışında kalan. Tam sayı burası. Yani şurası tam sayı. Bunlar tam sayı. Bunun dışındakiler 3 taneymiş. Yani kim? İrrasyonel de olabilir. C artı 2, 3 olacak yani. C artı 2 eşittir 3 olduğuna göre C'miz hemen 1 gelecek. Şurayı siliyorum. Tekrar kullanacağız orada. Şurası gitsin. Şimdi bir sonraki maddeye bakalım. Doğal sayı olmayan, doğal sayının dışı yani. Şurası. Doğal sayının dışı. Şöyle boyuyorum. Burası. Şu an boyadığım kısım 5 olacakmış. Şunu da yazalım hemen. Az önce bulmuştuk. C'yi 1 çıkardık. Şunların toplamı, bu üçünün toplamı 5 edecekmiş. Yani B artı C artı 2 eşittir 5. Biz C'yi 1 bulmuştuk zaten. Bu ikisinin toplamı 3. Karşıya atarsak B sayısı 2. B'yi de yazalım 2 olarak. Şunu tekrar siliyorum. Şimdi son maddeye bakalım. İrrasyonel sayı olmayan. İrrasyonel sayı burası. Bunun dışı. Şu bölüm. İrrasyonel sayı olmayan 6 tane sayı varmış. Yani A artı B artı C. Şöyle yazayım. A artı B artı C eşittir 6. Biz şu değerleri zaten bulmuştuk. B sayısı 2, C sayısı 1'di. Toplamları 3 yapar. Karşıya atıp çıkarırsak A sayısı da 3 gelir. Şimdi şunu da yazalım. Şuraya yazıyorum. Diyor ki, şu yargılara bakacağız. Eleman sayısı 8, 3, 2 burada 5, 6, 7, 8. Bu doğru. Bu kümenin 8 elemanı var. En fazla 5 tane elemanı negatiftir. En fazla 5 tane bilemeyiz. Yani buradan sonuç elde edemeyiz. Negatif mi pozitif mi bilmiyoruz. Şunu atıyorum. Ya da bir daha bakalım. En fazla 5 elemanı negatiftir. 6 neden olmasın? Herhangi bir şey yok. Ya da şöyle olabilir. Şunu düşünelim. Bakın şurada şöyle bir hata yapabiliriz. Şimdi şurada 3 tane doğal sayı var. 3 tane doğal sayı. Bunlar negatif olamayacaklar. Ne olabilir? 0 olabilir. Yani şuraya eleman yazacaksak ne yazabiliriz? İşte 0 yazabiliriz. 1, 2 yazabiliriz. Mesela böyle olsa 0, 1, 2 olsa buradaki elemanlar. Bunun dışında toplam 8 eleman vardı. 8 eleman. Geriye kalan 5 tanesi kesinlikle pozitif olacak. En fazla 5 elemanı demiş. O 5 tane eleman negatif olabilir. Zaten burada öyle diyor. En fazla 5 elemanı negatiftir. Yani şunlar negatif olabilir. Tam sayılar. Bunlar negatif olabilir. Rasyonel sayılar da negatif olabilir. İrrasyoneller de kesinlik yok zaten. Negatif olabilir. Yani şunlar mesela irrasyonel sayılar eksi kök 2 olabilir. İşte eksi kök 3 olur. Şuradaki rasyonel sayılar eksi 1 bölü 2 olur. Buradaki tam sayı eksi 3 olur. Diğer tam sayı da mesela eksi 5 olur. 5 tane negatif olabiliyor.
5 tane negatif olabiliyor. Şunu demiş, en fazla 5 tane elemanı negatiftir. Daha fazla olamaz ama. Şu 5'inin dışında hiçbir eleman negatif olamaz. Yani buradaki söylem doğru. Şu doğru. 5'ten fazla negatif eleman olamaz. Hepsi pozitif de olabilir ama negatif olabilir. Yani tam sayı ve rasyonel sayı negatif olabilir. Bu da doğru. Şunu siliyorum. Gelelim üçüncüye. En fazla 6 tane elemanı pozitiftir. En fazla. Şimdi bakalım, en fazla 6 tane elemanı pozitiftir. 8 tane pozitif olabiliyor mu? Bakalım. Şunu biz yalnız şunu da tam düşündük mü? Doğal sayı olmayan 5 tane dedik. Tabii şöyle olmak zorunda. Biz buraya yazarken şu tam sayılar kümesini oluştururken şöyle oluşturmak zorundayız. Buraya 2 tane eleman yazacağız. Buraya 2 tane eleman yazacağız. Yani doğal sayıların dışına. Demek ki buraya yazacağımız tam sayılar doğal sayı olmayacak. Eğer biz buraya 2 adedi üstüne yazdık da mesela 5 sayısını yazamayacağız buraya. 5 sayısını yazarsak doğal sayı olur, o da bunun içine girmek zorunda. Buraya negatif sayı yazacakmışız demek. 2 tane negatif buraya gelecek. Diyelim ki işte eksi 7 olsun, şu sayılardan farklı olsun diye farkı seçiyorum. Bir de eksi 5 olsun mesela. 2 tane negatif olacak. Ama bunlar pozitif olabilir. Rasyonel sayıların pozitif olmasını engelleyen bir şey yok. Bunlar pozitif olabilir. İrrasyoneller de pozitif olur. Bunlar da pozitif olabilir. En fazla 6 tane elemanı pozitiftir diyor. 2 tane negatif kesinlikle olacak. 8 taneydi toplam. 2 tanesi negatif. Demek ki en fazla 6 elemanı pozitif oluyormuş. 7 elemanı olamaz. 2 tane negatif var çünkü. Demek ki bu da doğru. 3'ü de doğru. Kesinlikle 3'ü de doğru. Şüphe yok. 3'ü de doğru.